İstanbul'da bu görüntüleri yakalayabilmek için çok dolaşmaya gerek yok. Tabii sadece İstanbul değil söz konusu olan. Bu görüntüler nasıl önlenir? Çevre nasıl temizlenir? Bu sorular bir yana, biz sokaktaki insana çevreyi kim kirletiyor diye sorduk. Maalesef bizler kirletiyoruz çevreyi. Maalesef elimize gelen şeyi dışarı sokağa atıyor. Şu hale bakın, hep ne kadar sokaklar pis. Hepimiz kirletiyoruz herhalde. Ben yarım saat evvel bir turisti gördüm. Elimden şey düştü, sandviçin kağıdı düştü. Kovaladı, rüzgar uçurdu, kovaladı, aldığı yerden çöp kovasını attı. Yediğimiz her şeyi atıyoruz. Kabuklarını atıyoruz. Arabalar bilhassa, özel arabalar. Görüyorum ben cadde ortasında sigara küllüklerini boşaltıyor. Arabada yiyor mısırını, koçanını fırlatıp atıyor. Bana göre çevre kirliliğinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de motorlu taşıtlardan dizel arabalar. Öyle bir egzozlardan öyle bir gaz çıkıyor ki yani imkansız yani orada yaşanmak yani. Temizliğe başlarken en başta kendinizden başlayacaksınız. Ve ondan sonra çevreniz etkili olabilirsiniz. Çünkü imkanı yok yani kendisi temiz olmayan bir insan çevresine hiçbir şekilde yardımda bulunamaz. Çevreyi hepimiz kirletiyoruz. En ufak şeyde herkesin çevreyi kirletmekte bir şeyi var. Katkısı bulunuyor çevreye. En azından bir sigara içiyoruz, kibriti atıyoruz. Sigaralarımızı atıyoruz. Büfeden sandviç yiyoruz, kağıtlarımızı yere atıyoruz. Bilgisiz ve aile terbiyesi görmeyen kimseler umiyetle çevreyi kirletiyor ve ben buna çok titizlikle davranıyorum. Gördüğüm zaman özellikle ihtarımı yapıyorum ve kötü kişi oluyorum ama memnun oluyorum. Kötü kişi onu düzeltiyorum fakat ben çok kötü kişi oluyorum. Çevreyi şu kirletiyor, diğeri kirletiyor diye bir bütünleme yapamayız. Çevreyi bütün vatandaşlar kirletiyor benim gözümde ve bu çevrenin de kirlenmemesi için bence bir kampanya veya iyi bir propagandayla devletin yani milletin el birliğiyle düzeltmesi ancak mümkün olabilir. Mesela işe koşarken elinde bir şey yiyor. Elinde kağıt var. Ya atıyor veyahut da hani orada bir şey olmuşsa, çöp sepeti olmuşsa içeri atabilir. Maalesef bazı yerlerde bu yok. Herkes biraz dikkatli olsa ufacık bir kağıt parçası, ufacık şimdi bir arkadaş gördüm sigarasını bitirmiş. Şeyini kabının pat diye yere attı. Bir defa, iki defa söyledim de insanlar da tuhaf tuhaf bakıyorlar. Yani ne demek istiyor bu? Herkes atıyor, benim atmam mı battı gibi ama hepimiz biraz daha dikkatli olsak çok daha temiz bir çevrede yaşayabiliriz. Bütün suçlusu bizleriz. Çevreyi genellikle büyükler kirletiyor. Çünkü biz küçük olarak televizyonda birçok uyarı oluyor. Biz de bu uyarıya uyuyoruz ama büyükler mesela sigara içiyorlar. Bu sigaralarını çöplerine hep yerlere atıyorlar. Ondan sonra kibritlerini yakıyorlar. Hep kibritleri de yerde oluyor. Çevreyi temiz tutmak için ben bir şey yedim mi yani çöpe atıyorum. Çünkü çöpe atmam lazım. Çünkü yerler pisleniyor. Yani pislensin istemiyorum. Daha temiz bir Türkiye istiyorum ben.